Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay. Kadınlar olarak bu toplumda eşit olarak yaşamak istiyoruz. Kadınların bu mücadelesi kadınlara özgürlük getirecek. Dini klişelerle çok fazla avutulmak isteniyoruz. Dünyanın her yerinde, tarihin her aşamasında kadınlar bu saçma kurallara direndiler. Şöyle gülme, onu giyme, yerini bil, namusunu koru, evde otur. Yok ya. Dünyanın hemen her yerine yayılmış bir ideolojiyi konuşacağız bugün. Feminizm. Kadın konusunda bugüne kadar hep bize öğretilen cümlelerle konuştuk. Belki de kadınlar ve erkekler olarak kendi fikirlerimizin ve toplumdaki konumumuzun henüz farkına bile varamadık. Ama bugün tüm öğrendiklerimizi bir kenara bırakıp doğruyu anlama ve anlatma çabasında olacağız. Feminizm nedir, ne değildir, gerekli midir, hayatımızda nasıl bir yere sahiptir, kadını özgürleştirir mi, hak ettiği değeri verir mi ve gerçekten var olan sorunlara etkili bir çözüm müdür, hepsini bu videoda anlatacağım. Feminizm doğru anlaşılması gereken bir ideolojidir, tıpkı diğer tüm ideolojiler gibi. Aslında bir gerçeği arama çabasıdır da diyebiliriz. Yargılanması gereken bir konumda görmüyorum. Tarafsız bir şekilde değerlendirip doğruyu bulmalıyız bence. Çünkü bizim ön yargılara veya bilinçsiz eleştirilere değil, gerçek doğrulara ihtiyacımız var. Bugün de bu ölçüde konuşmaya çalışacağız. Feminizm 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, temeli kadın hak ve özgürlüğüne dayanan bir fikirdir. Dönemin şartlarını incelediğimizde kadınlara adaletsiz davranıldığıyla alakalı bir inanç geliştiğini görüyoruz. Örneğin Avrupa'da 1950'lere kadar miras hakkından mahrum olan kadınlar vardı. Hatta İngiltere'de babadan kalan miras kız çocuğa kalmıyor, evlendiğinde ise eşine aktarılıyordu. İlk feminist kadınların hayatına baktığımızda ise ailedeki erkek profillerinden aldığı darbeler ve büyük travmalar sonucunda bu tarz bir savunmaya ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Bu ve benzeri örneklere baktığımızda birinci dalga feminizmin ortaya çıkışı çok haklı sebeplere dayanıyor. Evet, gerçekten kadının hakları korunmalıydı ve kadına adaletli davranılmalıydı. Tarihsel olarak incelemeye devam edelim. İkinci dalga feminizm ise aile kadını köleleştirir fikriyle dünya sahasına çıktı ve kadının aileden özgürleştirilmesi gerektiği düşüncesini savundu. Aile kavramı, kadının tek eşli olması, eşiyle birlikte yaşaması gibi şeyler kadını köleleştiren bir unsur olarak görüldü. Kadının evlenmemesi, birçok partnerle birlikte olabilmesi ve buna benzer durumlarsa özgürlük olarak kabul edildi. Bu durumda yola çıkış amacının haklı gerekçelere dayandığını ama süreç ilerledikçe popüler kültürde bu masumiyetin biraz azaldığını görüyoruz. Feminizm neden doğdu, nasıl doğdu ve ihtiyaç neydi, nasıl bir ihtiyaç ortamında doğdu? Şöyle örnek verelim, Orta Çağ Avrupa'sında kadınların, yani kilisede kadınların şeytandan gelip gelmediği tartışıldığı bir ortamdan feminizm doğuyor. Ve şimdi tamam, o dönemde ihtiyaç olabilirdi belki ama burada artık günümüzde feminizme ihtiyaç var mı? Zaten feminizm ve postmodern feminizm dünyayı hükmettiği bir dünyada feminizme ihtiyaç var mı? İlk olarak bunu düşünmek gerekiyor. Bir insanın ilk önce feminist olduğunu, hani kadının değerli olduğunu savunması için ilk önce değersiz olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Maalesef feminist olduğunu savunan insanlar ilk önce kendilerinin değersiz olduklarını kabul etmiş insanlardır. Feminizm bize getirisi olduğu kadar aslında götürüsü de var. Feminizm en büyük konuşulduğu şey özgürlük, kadın özgürlüğü. Ondan sonra benim bedenim konuları. Kadın özgürlüğü konuşulurken kadının bedeninin üzerine, kadının cinsel üzerine, kadının bedenin teşhirliği üzerine bir özgürlük furyası ilerliyor. Oysa ki özgür olduğunu düşündüğümüz erkekler bedenini teşhir ederek mi özgür oldular? Bu da tartışılabilir bir konu. Şimdi feminizmin bir de arka planı var. Postmodern feminizmin arka planı aslında en önemli nokta olabilir bence feminizm konusunda. Feminizm, postmodern feminizme baktığında evet ön planda kalkan da çok güzel niyetler. İşte kadın erkek eşitliği, ondan sonra işte canım kadınlar gibi düşünce varken oysa ki arka planda baktığım gayrimeşru ve gayri ahlaki her şeyi meşrulaştırmak için bir kalkan olarak kullanılıyor feminizm. Bir Müslüman feminist olmalı mı? Feminist olabilir mi? Böyle bir arka plana sahip bir postmodern feminizmi savunmayı Müslümanlar kendilerine uygun görüyor mu? Bunu da düşünmemiz gerekiyor bence. Gerçekten bir gerek var mı bir izme sahip olmaya? Çünkü Cemil Meriç'in dediği gibi izmler hepsi prangadır ve her izmin pozitif noktaları, her izmin iyi noktaların hepsi zaten İslam'da hali hazırda mevcut. O yüzden birisi size feminist misiniz veya da hümanist misiniz diye sorduğunda elhamdülillah Müslümanım deyip işin içinden çıkabilirsiniz bence. Peki bahsettiğimiz bu feminizm gerçekten nedir, ne değildir?
Feminizm, kadınların üstünlüğünü empoze etmeye çalışan bir akım değildir. Bilindiği gibi erkek düşmanlığı da değildir. Bir erkeğin az haklara sahip olmasını, kadınınsa çok hakka sahip olmasını hedeflemez. Ama bazı feministlerden, erkekler hiç olmasaydı daha iyiydi, herkes kadın olsaydı hiçbir sorun kalmazdı gibi ifadeler de duyuyoruz. Feminizm, kadının özgür olmasını ister. Kadına en az bir erkek kadar özgürsün mesajını vermeye çalışır. Erkeğin üstün olduğunu varsayan sisteme karşı çıkar ve kadın erkek arasında her alanda eşitlik olması gerektiğini savunur. Kadına, bak toplumun sana biçtiği rollere bağlı kalmak zorunda değilsin, der. Kısacası feminizmin toplumdan beklentisi şudur. Kadın erkek eşitliğini sağlayın ve bırakın. Kadınlar erkeklerin yaptığı şeyleri de özgürce yapabilsin. O zaman her şey çözülecek. Peki gerçekten bir tarafa kadını, diğer tarafa erkeği alarak hayata bu kadar düz bir çerçeveden bakmak ne kadar mantıklı? Neden kadın haklarını korumaya çalışırken insanları bu kadar ayrıştırıyoruz? Doğduğumuz kimlikler üzerinden bir yarışa girmek, bütün hayatımızı, bütün ideallerimizi bu merkezde toplamak sizce de biraz dar görüşlülük değil mi? O zaman bize 100 yıldır öğretilen kalıp cümlelerle konuşmayı bırakalım ve kadın erkek ayrımı yapıp rekabete geçmeden önce insanı sadece bir insan olarak değerlendirelim. Tıpkı İslami metotta olduğu gibi. Yanlış anlamayın, İslam kadına çok değer veriyor, bakın bizim bu haklarımız var gibi şeyler söylemeyeceğim. Kadını ve erkeği cinsiyetçilik yapmadan en başta bir insan olarak görmekten bahsediyorum. Allah'ın önünde herkesin değeri eşittir. İnsan diğer tüm varlıklardan daha değerli bir konumdadır ve artılar, eksiler, helaller, haramlar cinsiyet ayrımı yapılmadan belirlenir. İnsanın dünyaya geliş amacı ve sorumlu olduğu görevler bellidir. Erkek de kadın da Allah'a olan bağlantısıyla değerlenir. Üstünlük ancak takva iledir. Ben sizden erkek kadın hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim, hep birbirinizdensiniz gibi ayetler de bu düşünceyi destekler. Aslında şu noktada uyanmalıyız. Bizi yaratılış özelliklerimizden, benliğimizden ve fıtratımızdan koparmaya çalışan bir operasyon var. Nasıl ki bir çocuğu çocukluk özelliklerinden ayırmak ve yetişkin yapmaya çalışmak doğru bir davranış değildir, aynı şekilde kadını değiştirmeye çalışmak da ona zarar vermektir. Ve bunun adı özgürlük değil, en başta kadına, sonra aileye ve topluma yapılan bir zulümdür. Eşitlik konusuna gelince, arkadaşlar hayatın hiçbir alanında eşitlik söz konusu değildir. Farklı durumlara özgün güçler dinamiği vardır. Ailede de, okulda da, otobüste de bu böyledir. Bizim bunu dengeye ulaştırmamız ve ayrıştırıcı değil, tamamlayıcı bir yol izlememiz gerekiyor. Kadınlar ve erkekler psikolojik olarak da, biyolojik olarak da eşit değillerdir. Örneğin kadın beyni ile erkek beyni farklı mekanizmalardır. Düşünce şekilleri, duygu yönetimi, fiziksel koşulları, hatta stres altında verilen tepkiler bile farklıdır. Zaten eşit olup bir yarış içine girmeleri de gerekmiyor. Kadınların kendi becerilerini küçümseyip erkeklerin yaptığı işleri de yapabildiğini ispatlamaya ihtiyacı yok. Mesela annelik. Neden modernite tarafından küçümseniyor? Veya ev hanımlığı hiç düşündünüz mü? Çalışma hayatına atılmamak, bebek büyütmek bunlar neden artık toplum tarafından basit görülüyor? Evet tabii ki kadın evde oturup çocuk büyütmek, ev işi yapmak zorunda değil. Elbette ev içinde bir yardımlaşma, dayanışma olması gerekiyor. Ama sorun bu değil. Sorun, kadının eve karşı düşmanlaştırılması. Annelik bir meslektir. Hatta dünyanın en önemli, en zor, en kutsal mesleklerinden biridir. Çocuk büyütmek çok iyi bir iş kadını olmaktır aslında. Çok büyük bir sorumluluktur. 4 çocuk annesiyim. Hepsinin yaşları küçük. Zor bir hayat tabii ki, kolay değil. Ama ben bunu dünyanın en önemli mesleği olarak görüyorum. Çünkü bir çocuk yetiştirmek, bir nesil yetiştirmek aslında. Yani ben belki de İleride büyük bir hastalığın tedavisini bulacak bir çocuğu yetiştiriyorum. Bir annenin donanımlı olması çok önemli aslında. Gün içerisinde hepsine ayrı ayrı vakit ayıramıyorum tabii ki. Ama her biriyle farklı bir anımız, dakikamız ve nitelikli bir sohbetimiz olabiliyor. Bu onlar için çok kıymetli, kendilerini çok özel hissediyorlar. Bu dönemleri benden uzak geçirmeleri hem onlar için hem benim için eminim çok büyük bir eksiklik olurdu. Bu günler bir daha geri gelmeyecek ve dış dünyada onları bekleyen zor bir hayat var. Onlarla birlikte büyümeliyiz. İhtiyaçları olan sevgiyi ve ilgiyi vermeliyiz. Çalışan bir kadın olmadığım için kendimi kötü hissetmiyorum. Çünkü zaten o kadar dolu ve yoğun bir hayatım var ki her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Yeni meşguliyetler ediniyorum. Ve bu bana kendimi çok yoğun ve dolu dolu hissettiriyor. Sonuç olarak anne olmak da, ev hanımı olmak da dünyanın en zor, en önemli,
en güzel mesleklerinden biri. Bunu basitleştirmek ve güçsüzlük olarak algılamak yerine gereken değeri vermemiz ve üzerine yoğunlaşmamız geleceğimiz için daha faydalı olacaktır. Tüm bunların yanında bedenini açabildiğin kadar özgürsün, kapattığın kadar kısıtlanırsın, küçümsenirsin düşüncesi de bilinçaltına sessizce yerleştirilen zehirlerden birisidir. İnsan bedeninin görünmesi veya görünmemesi özgürlüğünü belirleyen bir ölçüt olamaz değil mi? Lütfen biraz geniş düşünelim. Kadının bu şekilde bir cinsellik algısına sunulması da değer yükselten değil, değer kaybettiren bir durumdur. Bahsettiğimiz bu yanlış özgürlük tanımlamaları, kadını aile içinden uzaklaştırma politikaları, erkekle yarıştırma çabası ve aileyi toplumun en önemli yapı taşı olmaktan çıkarıp kadın erkek savaşlarına dönüştüren faaliyetlerin hepsi ne yazık ki günümüz modern feminizminin dünyamıza bıraktığı izlerdir. Bir nesil yetiştirmekten bahsediyoruz. Anne babanın savaş içinde olduğu, birbirlerine güç ve para gösterisi yapmaya çalıştığı bir ailede ne kadar sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz? Biraz düşünelim. Kadına şiddet haberlerinin her gün biraz daha arttığı, cinayet haberlerinin medyada hızla yayılmaya devam ettiği, kadının gece sokakta yürümesinin bile normal olarak görülmediği böyle bir dönemde feminizm gerçekten kadının tüm problemlerini çözüyor mu? Kadın erkek eşitliğini sağlamak bizim bu derin yaralarımızı iyileştirebildi mi? 20. yüzyıl boyunca feminizm, özellikle de kadın hareketleri çok gelişme gösterdi. Ama bütün bu gelişmelere rağmen kadınların yaşam kalitesinde 1970'li yıllardan beri erkeklere oranla bir azalma olduğu kaydedildi. Araştırmalara göre kadının yeri son 100 yılda kayda değer bir gelişme göstermemiştir. Bu verileri değerlendirerek doğrulara biraz daha yaklaştığımızı hissediyorum. Şimdi ilk dönem feministlerinden alıntıladığım bir cümleyi aktarmak istiyorum. Biz feministlerin kendimizi yeni farkındalıklara ve eleştirilere kapattığını düşünüyorum. Biz bu işi anladık, doğru yerdeyiz artık, yanlış yapma riskimiz yok zannediyoruz. Oysa ben ömrümüzün her şeyi fark etmeye yetmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi ben feminist olan ve olmayan herkese yeni bir şeyleri fark etmeye çağırıyorum. Gelin bugün bizi zehirleyen ideolojileri sonraki nesillere aktarmayalım. Hepimiz benzer sorunlarla mücadele ediyoruz. Birbirimize düşman olarak değil, yapıcı ve mantıklı çözümler bularak ilerlemeliyiz. Kadın zannedildiğinden çok daha değerli bir varlık. Bilgisiyle, yeteneğiyle, eğitimiyle, inancıyla ve Allah'a olan bağlılığıyla her şeyin üstesinden gelebilir. Bunu kimseye ispatlamak zorunda değil. Evet, hakkını savunması gerektiğinde savunur. Adaletsizlik karşısında susmaz. Çünkü zaten kadın olduğu için değil, insan olduğu için bunları yapar. Üstad Bediüzzaman'ın kadınlar için kullandığı bir kelime var, şefkat kahramanı. Yani kendinizi birer kahraman olarak görebilirsiniz. Kimsenin sizi bozmasına, evinizden ve benliğinizden uzaklaştırmasına izin vermeyin. Çünkü dünyanın geleceği sizin ellerinizde.